Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Erzurum'un ikinci bölümünü karşınızdayım. Şimdi oyuna başlayalım. En son hatırlarsan Ziya'nın evindeydi işte. Ondan sonra ilerlemiştik. Sonra bize kurt saldırmıştı. Orada da videoyu sonlandırmıştım. Şimdi devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, bakıyorum durumumuza. İyi. Saldırımız. Neyse. Böyle daha güzel olur. Tamam. Yanlışlıkla arayüzü açtım. Bakalım. Buraya gideceğiz. Evet. Böyle. Ben boyları kapatmışım yanlışlıkla. Bir soruya kadar nasıl dayanacağız ben onu anlamadım. Şimdi. Valla şeyimiz yok, yolumuza devam edelim. Belki karşımıza bir ev çıkar yani. Isınabileceğimiz bir yer olur. Evet, bu biraz ilerimizde bir şey olmuş herhalde. Meteor düşmüş, onun dumanı zannedersem. Bu da ilginç. Tamam. İstatistikler. Soğuğa dayanıklılığımız azalmış. Karşımıza bir ev bile çıkmadı şu ana kadar. Bitmeyen bir yol gibi sanki, böyle yolumuz hiç azalmıyor. Bakıyorum da. Canımız yine de, evet, iyi, sağ oldu. 2000. Bir an önce bir yer bulmam lazım, yoksa öleceğiz aslında. Aslında boyuna şey uyarısı da gelmedi yani, mesela hipotermi uyarısı, yani açıp soğuktan. Bence bu tarz ibareler gelmesi lazım. Aynı The Long Dark'taki gibi yani.
Umarım ilerleyen güncellemelerde böyle şeyler getirir oyunu yapabilirsin. İyi, hala. Hala hayattayız. Zaten yavaş yavaş azalıyor canımız. Zannedersem tam bu noktada bir kurt saldırmıştı. Hatırlıyorum. Hah, yine başlıyoruz. Alıştım. Burada kendimi çok göstermezsem bir şey olmaz. Yani nereden geleceği de belli değil. Kurdu hiç görmedim. Ben bayağı alakasız bir yerdeyim. Evet, ölmek üzereyiz. Keşke hani şey olsa dışarıda falan topladığımız ağaç dallarından falan ya da işte çalı çırpıdan falan ateş yakıp ısınmamız da olması lazım yani. Yani öyle bir imkanımız da olsa bir zannedersem yok. Ben bayağı yanlış yerdeyim. Acele etmem lazım. Selamun aleyküm. Ölmeden gidersek ki. Ulan. Aa. Ayının orada ne işi var ya? Ödüm koptu. Aga be. Ödüm patladı bir an. İstatistiklere bir bakayım dedim. Karşıma ayı çıktı. Yüreğim indi ya. Neyse, kötü bir fail oldu bu da. Biz en son kaldığımız yere mi attı acaba ya? Bence... Şöyle yapayım. Ben bu kısımları atlayayım biraz. Ziya'nın evine dikkatlice bakmadım. Herhalde orada bir pompalı tüfek de olacaktı. Bayağı acımice bir davranıştı ama. Yani... Bir de o bölümde etraf çok karanlık olduğu için fark edemedim yani. Yani aslında orada karşımıza gördüğümüz bir yerleşke vardı işte. Oraya kadar gidebilseydim dayanıklı bir şekilde. Orada sabit kaldığım için ayı da saldırdı. Elimiz boş gittik yani, hiç silahımız falan da yok yani. Buraya hiç bakmamıştım. Hı, tüfek buradaymış. Benim oyun kastı şu an 25 FPS. Alıyorum. Kumaşlarla şey yapacağız zannedersem. Bandaj falan yapabiliyoruz yani, sargı bezi falan. Elektronik kurda yani...
diğer adıyla yabancı ismi Electronic Scrap mıydı neydi işte? Electronic. Dışarıda sanki bir ses duydum ya. Yine. Biri üstüme koşuyor gibi. Nasıl yapacağız? Evet. Mermi değiştireceğiz. Ne çabuk değiştirdi mermi. 8 mermimiz vardı. Evet, ağrı kesici. Bir önce bakalım ne yapabiliyoruz. Çay yapabiliriz, evet. Biraz vakit geçirelim o zaman. Evet, içelim çayımı. Neydi, diğerleriyle birlikte gitmedin emin. Dağlarda avlanıyordum kardeş. Zaten burayı terk etmek istemiyorum. Burası benim yuvam. Ama eğer askerler köyleri buradan çıkarıyorlar. Saf bir bilgileri vardır değil mi? Göktaşı radyasyon yayıyor olabilir mesela. Ben bir şey hissetmedim kardeşim, boşaltma. Kararı sadece bir önlemdir belki de. Öyle dedi. Emmemiz. Bence böyle dolaşsak daha iyi. Yani bize hangi taraftan gelen tehlikeleri işte şey yaparız yani. Biz hangi taraftan saldırı olacağını anlarız dağlar bir şekilde. O nasıl hallediliyordu? Dur bir dakika. Dışarıda beklemeyin de. Bir daha dedim şunu. Ağrı kesici içinde geçiyor herhalde. Evet, sağlık arttırıyormuş. Bence biraz daha kullanmamız lazım. Evet. Giysileri tamir etmek için kullanıyormuş. Tamir ediliyor aslında bence. Bir de kisisi var mı ki? Biraz tamir edilmiş gibi. Kıyaslayalım. Bu daha fazla sıcaklık yapıyor. Soğuğa dayanıklılığımız azalmış, o zaman gidelim artık, çıkıp kaybetmeden. Niye kapıyı kapatma zorlu şey yapıyorsam yani, kapıyı kapatma mecburiyeti. Evet, şimdi devam edebiliriz yolumuza. Bence buralarda gerek yok zaten, karşımıza hiçbir tehlike çıkmadı. Bir tek kurtulması sesi duymuştuk ilerleyen kısımlarda.
Devam edelim bakalım. En doğuya gideceğiz. Böyle. Aynen. Güneydoğu'ya. A few moments later. Evet, ayıyla karşılaşmamız zam meselesi. Oradasın ha. Lan sakın. Ah be. Epic feel. Keşke kaydetseydim. Bak kaydetmeyi unuttuk işte şimdi. Buraları ben ilerletirim. 5 minutes later. Evet arkadaşlar. En son bu kısımda kalmıştık. Bize ayı saldırmıştı. Biraz buraya ulaşmam yine zaman aldı. Devam edelim. Aha bak. İşte ayı burada. Tam burada. Ona saldırmamız lazım ama bizim. Herhalde burası son bölüm. Al işte geldi. Yok artık. Ha iki tane ayı nedir ya? Böyle olmaz lan. İki tane ayı vardı. Mah be. En azından Elden kayıt yaptığım için burayı devam edebileceğiz. Umarım öyledir. Evet, öyleymiş. Abi bir tane ayıyı anladık da yani. İki ayı nedir ya? Çok garip. Hangi biriyle baş edeyim? Askeri bölgeye giremeyeceğiz herhalde böyle olursa. Gel buraya gel. Gel senin işimiz var. Ha, bu kadar mıydı yani? Böyle öldürebiliyoruz mu? Diğer ayı sesi duyduysa yanlış. Şimdi kaldı diğer ayıyı indirmekte. Canımız ne kadar güzel. Diğeri nereye saklandı? Kesin içeridedir o. Ha yok değil, dışarıdaymış. Tamam. İşimizi hallederiz. O bizi görmez. Ayılar bizim kokumuzu alabiliyor çünkü. Oradan da geçemezsem yani. Kendimi göstermeden girmem lazım, evet. İçin evet kömür falan var. Yak yak. O ayı umarım bizi burada yakalamaz. Ki büyük ihtimal yakalayamayacak. Evet.
Vallahi oyunda ne ararsak var. Bayağı güzel bu yönden. Isı artması lazım et. Neyse biz şuralara bakalım. Neler var. Kargo pantolon çok güzel. Belki de altımızda bir şey olmadığı için bu kadar iyiyiz. Üşüyoruz yani. Soğuğa kaçtayalım. Radyo istasyonu anahtarı. Kağıt var. Abim size ulaşmaya çalışıyorum fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerinden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir göktaşının düştüğü bölgeden gelen garip sesler duyuyoruz. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hazırlandık bir fiyada çıkıyoruz. Eğer bir notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirsiniz, herkese gaz maskesi taktırın. Ölçümlerimize göre kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan'ız. Göktaş'ın çarptığı yere mi gitmişler kardeş? Kafayı mı yemiş bunlar? Çoktan ölmüşlerdir. Deli karakterimiz. Artmış. Güzel. Multivitamin sağlığı 170 arttırıyormuş. Bekleyin, evet. Evet, şimdi pişirebiliriz. Yok, 15 oldu. Bir de bundan çay yapalım. Şimdi bunu içip yiyelim, sonra o diğer ayıyı da öldürelim, sırtına gelelim onu. Düştüğümüz duruma bak ya. Yırtıcı hayvan eti mi diyor. Çok garip. Tamam. Diğer yerlere de bakmadık. Yirmi tane mermi. Tüfeğimiz yok mu yani? Başka bir şey.
O zaman bunu atalım. Bunun durumu daha güzel. Yani daha iyi. İyi yani. Bayağı bir şey var. Tabancamız var. Zannedersen tabanca için kullanılan bir mermi o. Evet. Bununla ancak kurt vururuz. Pompalı tüfekli ayı öldürebiliriz ancak. O yüzden pompalı tüfek. Tamam. Sola dayanıklılığımız güzel. Bakmadığınız bir şey var mı? Daha. Şekil. Ağırlığımız mı var ya? Doğru. Ağırlığımız var. Bütün çerçöpü toplamışız. Atalım bunu. Odun kesmek için gerekli alet. Gerek yok ya. Zaten çaydanlığımız var ki. Bunu da at. Böl diyelim böl. Ya da şunları alsak olur. Onayla. Aynı donuk tak mantığı gibi bu da. Geçmişiz ya, 30 kilo geçmişiz. Ağırlığımız hala var. Hala var. Biraz daha azaltsak tamamdır. Bakalım. Tamam. Ödüm koptu lan. Nerede bu ayı? Bize yaklaşamıyor tabii ki. Ama elan öldürebilir. Burayı elle kayıt etmem lazım. Evet. Buraya kadar gelmezsin herhalde. Çok kolaydı. Evet. Hayvan gibi bağırdı ya. Vallahi cidden. Gerek yok aslında hayvan içine. Yani. İki tane kalsın. Bunlar da gereksiz ağırlık yapıyor. Çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız? Amacımız ne? Güney radyo istasyonuna gidip araştır demiş. O zaman biraz uzun sürecek bizim işimiz. Daha oyun bitmemiş. Bir istatistiklerime bakayım. Sonra da oyunu bitireyim. Evet arkadaşlar. Bir her durum videosunun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.